sormak istiyorum. Şimdi daha çok kadın meselelerine eğildin zannediyorum, değil mi? Yani o senin seçtiğin bir şey miydi? İşte kadın, az önce çocuk. Söylediğim gibi, yani kadın çocuk elbette bir toplumun, bana sorarsam, yani durumu kadının durumuyla zaten doğru orantılı. Hı hı. Ve kadın ve çocuk üzerinden bir topluma dair çok fazla şey konuşup anlatabilirsin. Ve zaten ancak hani kadın insanlık devri, hani taş devri bitti, madende şu devri bu devri, ama insanlık devri kadın erkek eşitliğiyle toplumların da kalkınması öyle gerçekleşebilecek diye düşünüyorum. Evet, çok isteyerek ve çok önem vererek yaptım. Ama elbette bunu yaparken Boğaziçi'ndeki öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de konuşmak istedim. Ekonomiyi de konuşmak, işsizliği de konuşmak, yoksulluğu ve yoksunluğu da konuşmak elbette hep istedim. Yoksulluğu ve yoksunluğu konuşacağız. Öncesinde şunu sormak istiyorum. Yani tüm bu programlar sana ne söyledi? Sorun nerede? O kadar katmanlı ki sorun. Şimdi bir kere bir arz talep meselesi var, incelenmesi gereken. Neden kadın kuşağı programları izleniyor? Orada var mı cevabı sende bunun? Var. Hı. Bir, insanlar başkalarının felaketlerini izleyerek kendi felaketlerini unutuyorlar. Ya da o benden daha kötü durumda olanlar da varmış, ben mutlu olayım diyor. Teselli. Teselli. Fasulye ayıklayan teyze onu izlerken fasulyenin fiyatını sorgulamıyor. Onu izliyor. Dolayısıyla uyuşturucu bir etkisi de var o programların toplum üzerinde. Üçüncüsü, insanların korkunç bir adalet arayışı var. Çünkü adalet güçlünün menfaatinden başka bir şey değil. Dördüncüsü, insanlar Türkiye'de bazı şeyleri açık açık konuşamadığımız için hala aile içinde, hani kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla, doğuda birçok genç kızın hayatı karardığı için, yani bizim töre cinayeti, hı hı, başlığı altında zannettiğimiz çoğu şeyin, o kızların suistimal edildikten sonra aile kararıyla infaz edilmesi ve gibi birçok şey olduğu için bu çok katmanlı bir sorun. Yani birisi bize geldiği zaman mesela sahipsiz hissediyor. Peki senin annen yok mu? Annem benimle konuşmuyor. Bu kısmını ekran önünde konuşamıyorsun. Peki annen seninle niye konuşmuyor? Çünkü babamın istismarına uğradım. Annem bu yüzden benimle konuşmuyor. Bunun için seni suçluyor yani. Evet, beni suçluyor. Aynı kız işte kocasının evine gidiyor. Şiddet, yani kocasının evinde, daha doğrusu kadın, aynı kadın şiddet görüyor. Ondan sonra babasının evine gidiyor. Sen niye şiddet gördün diye daha beter tokat yiyor falan. Mesele çok ciddi, çok katmanlı. Bunun ekonomik kalkınma düzeyiyle de çok ilgisi var. Bizim hala maalesef bu işte eskiden ana soyluydu ya, hatta bu Ziya Gökalp okuyanlar bilir, eski Türklüğün şiarı feminizmdir der Ziya Gökalp. Yani silahşörlük, cündilik, her şey var kadınlarda. Kadın çok kıymetli bir şey. Sonra bir şekilde hem ana soylu toplumdan, yani bu artı değer ve işte kapitalizm dediğimiz dünyayı böyle sarıp sarmalayan şey, bela. Ne zaman ki kadın, hani normalde hayvancılık, çiftçilik, tarım hepsi kadında. Fakat sonra erkeğe öğretiyor. Erkek o sırada avcılık yapıyor. Sonra erkek artı değer ve sermaye üretmeye başlıyor. İşte stoklamaya başlıyor. O zaman soyadı kime gidecek falan derken iş bozuluyor. Türkiye'de de maalesef kadın eve hapsedilmiş vaziyette birçok yerde ve eğer yani sen iklim değişikliğini, kapitalizmi, ataerkil düzeni sorgulamazsan, annelerin, o erkekleri de yetiştiren anneler, kabullenilmiş çaresizliğini, toplumdaki konumunu kabul etmesini, onlara az naylon imtiyazlar vermelerini, ağam paşam oğlum, yani sen erkek sünnet oluyor, düğün yapıyor, kadın regl oluyor, içine kapanıyor ve utanıyor bunu söylemekten. Göster amcalara, işte erkek adam ağlamaz. Ben erkeklere de bu konuda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Erkek adam ağlamaz, erkek adam işte ne bileyim ben şey yapmaz, korkmaz. Erkek adam bu, sen bu kadar böyle sert bir kafese koyarsan erkekliği, oradan ne vicdan, ne merhamet, ne şefkat
köle gibi gülme diye rezil bir laf vardır. Rezil bir laf evet. var. Dolayısıyla onları da insanlıktan çıkaran bir sistem var. Dediğim gibi bir besin zinciri var. Nedir? Patrondan haysiyeti iyiliş ediliyor adamın. Patrondan mecazi anlamda dayak yiyor. Eve geliyor, daha zayıf halka olan karısına dayak atıyor. O çocuğuna. O böyle bir iğrenç bir besin zinciri var. Yani çok katmanlı, pek sabaha kadar konuşmak lazım. Anlatmakla bitmez. Peki o programlarda çok fazla yalan var mı? İnsanlar birbirlerine çok yalan söylemişler. Evet var, var. Yani evet orada ortaya çıkıyor. Hı hı. Hala şeyi anlayamıyorum, senin de anlayamadığını biliyorum. Hı hı. Yani bir katil öldürdükten sonra oraya gelip 13 gün, 15 gün, 20 gün, 3 ay orada nasıl oturabilir ve seninle o bir nasıl bir ve duygu? Ve katili birlikte arayabilirsiniz. Birlikte arayabilirsiniz. Şimdi orada şunu, mesela ben buna meşhuriyet çağı diyorum. Görülüyorum, o halde varım. Artık hani düşünüyorum o halde varım değil, görülüyorum o halde varım. Yani görünmek ve meşhur olmak mı istiyor? Bir katil olarak kadınlar tarafından beğenilmek mi istiyor? Yoksa senin zekanla yarış yapmak mı istiyor? Yani sen onu bulabilecek misin, bulamayacak mısın? Yani bir insan niye katil olup gelip oraya oturur ve bulunmasını bekler? Mesela onu ben de hala çözebilmiş değilim. Ama onun dışında çok yalan var. İnsanlar birbirlerine mesela neredeyse bu biz doğru bir söylüyor. Programın sahibini delirtecek bir şey değil mi? Yani 4 ay boyunca sen katille beraber katili aramak delirtici bir şey değil delirtici mi? Delirtici bir şey. Peki anlayamıyor musunuz? Sadece meraktan soruyorum. Sorgulamıyorum. Yo, yani orada çünkü hani bir şekilde bir ele de verir değil mi? Bir de hani sen gazetecisin, sorguluyorsun, anlıyorsun. Anlıyorsun. Ama tabii deliller ve işte işin hukuki boyutu var. Herkes ispatlanana kadar masuniyet karinesi işte bildiğimiz hepimizin. Bir şey yapamıyorsun tabii. Pişman mısın Ece? Değilim. Değilim. Yani bu soruyu bana program bittiğinde sorsaydın evet derdim. Ne değişti? Hesaba çektim kendimi. Dedim ki cebimde çok fazla hikaye var. Yani aslında hikayeler ruhu olan verilerdir. Soğuk istatistik yok artık elimde. Hikayeler var, ruhu olan veriler var. Yazacak bir kitabım daha var. Yazmakta olduğum bir yazmakta kitabım olduğum. Ve dediğim gibi o insanlara dokundum. O insanlarla göz göze geldim. O insanlar için bir şeyler yapmaya çabaladım kendimce. Evet. Şimdi şöyle bir şey vardır. Hani savaş muhabirleri savaşa giderler. Hepimiz biliyoruz. Buna da çok tanıklık etmişimdir. O savaştan döndükten sonra bir daha bu acıyı çekmek istemiyorum. Savaşa gitmeyeceğim diyenleri gördüm. İlk savaş çıktığında valiziyle hemen televizyon kanalına gelenleri gördüm. Bir türde bağımlılık aslında bu. Yani senin yaşadığın şey de o programlar da bence bağımlılık yaratabilir. Çünkü haberin tam ortasına düşüyorsun aslında tabii. Bir haberci olarak. Tabii. Yani hiç kimse bir haberi bu kadar haftalarca irdeleyemez. Hiçbir gazetecinin böyle bir vakti de yok. Böyle bir medya düzeni de yok zaten yok, memlekette. Ama rating canavarı için de o insanların acısını uzun uzun uzata uzata sağalta sağalta bir iş yapmak. Ne diyorlardı sana mesela? Yani uzat mı diyor? Hayır, kimse bana uzat demiyor ama sistem ama orada bir canavar yaratılmış. Yani orada Kanal D'den veya Susma'dan veya herkesten bağımsız bir canavar yaratılmış 4 ile 6 saati arasında. O canavar sana sürekli daha, daha, daha diyor. Yani adam geliyor diyor ki karım babamla beraber DNA istiyorum çünkü çocuklarım benim kardeşlerim aslında diyor. Seyirci diyor ki daha, bana daha çok ne verebilirsin, daha çok ne verebilirsin. Yani orada bir seyirciden canavar yaratmışlar yıllar içerisinde. Dolayısıyla oranın matematiği o. Kimse benden bir şey istemiyor. Kimse karşıma geçip Ece bunu uzat bilmem ne demiyor ama matematiği onu istiyor. Rating onu istiyor. Evet. Sen de bunu rating için uzatmak istemiyorsun. Çünkü can acıyor insanların ya bir yandan. Ya işte insan haysiyetinin dediğim gibi onurunun ayaklar altına alındığı programlar. Evet yani şimdi bu araç ve amaç senelerdir sorgulanan şey ya. Amaç aracı meşru kılar mı? Yani sen sonunda eğer adaleti ona sağlıyorsan bütün şeyleri harekete geçirerek mekanizmaları, İçişleri Bakanlığı'nı bilmem ne, arada onun yaşadığı bütün şeyleri en derinlemesine göstermek zorunda mısın? Bu bir tartışma, soru işareti. Bunu izleyiciye de soruyorum, sana da soruyorum.
Bir de şöyle bir şey var. Bence Emine Bulut ayrıca bir başlıkta, hani bir ara sen de uygun görürsen konuşalım. Hı hı. Bu Baudrillard'ın Kötülüğün Şeffaflığı diye bir kitabı.